Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde bebeğimizin şapkasını öreceğiz. Hadi hemen başlayalım. Bu ilk sıraya dediğim gibi saçını takacağımız için ikinci sıradan yapacağız. Şuradan hemen ilk sıramın hemen üstündeki ön ilmeklerden ipimi takıyorum. Ve bu sıraya 42 tane sık iğne yapıyorum. Her ön ilmeğe bir tane batarak burayı tamamlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve ilkine tekrar batıyorum. 42. Sıramı tamamladım. Şimdi buraya ilmek belirleyicimi takıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci sıraya şapkamızın ilk sırasını yaptık. Bunu da ipimi içeriden şöyle bir düğüm atmam yeterli. Şöyle. Şimdi ikinci sıramıza geldik. Burada eksiltme yapacağım. 3 tane eksiltmem olacak bu sırada. Onun için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 sık iğne ördükten sonra 13 ile 14'ü beraber alıyorum. Yani bir tane kesme yapıyorum. Tekrar yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 sık iğne ördükten sonra yine 13 ile 14'ü beraber alıyorum. Ve bir kesme de buraya yapıyorum. Şimdi bir tane de geri kalan ilmeklerime yapacağım. Yine 12 tane örüp bir tane keseceğim. On bir ve on iki. Son iki ilmeğimi yine beraber alıyorum. 39 sık iğneye düşmüş oldum. Şimdi yine 3 eksilteceğim. Ve 36 sık iğneye düşeceğim bu sefer de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sık iğne ördükten sonra 12 ile 13'ü beraber alıyorum. Tekrar 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Yine bir tane eksiltme yapıyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Yine 11 öreceğim. Bir tane eksilteceğim. 36 sık iğneye düşeceğiz. Sıramızı tamamladık. 36'ya düştük. Şimdi 30 sık iğneye ineceğiz. 33. Pardon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ördükten sonra bir tane kesme yapıyorum. Yine tekrar edeceğim. 10 öreceğim, 1 keseceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir tane kesiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir tane kesiyorum. Toplamda 33 sık iğnem olmuş oluyor. İşte şimdi 30 sık iğneye ineceğiz. Yine 3 eksiltme yapacağım. Bu hep 3 3 azaltarak devam ediyor. Zaten çok büyük bir şapka olmayacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ördükten sonra bir tane kesme yapıyorum. Ve yine kırık kalan ilmeklerime de 9 ör, bir kes yapacağım. Ve 30 sık iğneye inmiş olacağım. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir tane kesme yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Son kesmemizi de yapalım. Sık iğneye düştük. Sıra geldi. Yine 3 eksiltip 27 sık iğneye düşeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ördükten sonra bir tane kesiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ördükten sonra bir tane daha kesiyorum. Son kez yapacağız. 2 3 4 5 6 7 ve 8 örüyoruz. Bir kesiyoruz ve 27 sık iğneye düşmüş oluyoruz. Bakış şapkası çıkmaya başladı. Yine 3 eksilteceğim. 24 sık iğneye düşeceğim bu sefer de. Bunun için 1 2 3 4 5 6 7 ördükten sonra bir tane kesiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 örüyorum. Bir
tane kesiyorum. Son yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Son kez kesiyorum. 24 sık iğneye düşüyorum. Şimdiki yine 3 eksiltiyorum. 21 sık iğne örmüş olacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 ördükten sonra bir tane kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 ördükten sonra bir tane kesiyorum. Son kez yine aynı işlemi yapacağız. 6 ör bir kes yapacağım. Bir sık iğneye düşüyorum. Şimdi yeni sıramda 18'e düşeceğiz. Bunun için de bir, iki, üç, dört ve beş sık iğne ördükten sonra bir kesme yapacağım. Yine 3 eksiltme yapacağım için 5 ör bir kes, 5 ör bir kes yapacağım. 1 2 3 4 5 örüyorum. 1 kesiyorum. Tekrar 2 3 4 5 örüyorum ve 1 kesiyorum. 18'e düştüm. Şimdi burayı bir miktar elyaf dolduracağız birazdan. 15'e de düşelim. 15'e düşebilmek için de 1 2 3 4 sık iğne örüp bir tane kesme yapacağım. Ve yine aynı şekilde sıra başına kadar, yani bunu 3 kere tekrar etmiş olacağım. 4 ör bir kese. Üç, 4 örüyorum. 1 kesiyorum. Şimdi burada içine hafif bir elyaf dolduralım. Çoğa gerek yok. Kafası zaten kocaman olduğu için çoğu çirkin durur. Sadece şöyle bir sıra doldurmamız yeterli. Düzgün olsun diye o da. Şöyle. Bakın doldurdum. Şimdi son eksiltmemizi burada tamamlayalım ve 12 sık iğneye düşelim. Bunun için de 3 ör bir kes yapacağım. Bunu yine 3 kere tekrar edeceğim. Üç örüyorum. Bir kesiyorum. Şimdi burada renk değiştireceğim. Yeşil ipimden kurtuluyorum. Ve tomurcuk için sarı bir ip takıyorum. Sarı ya da turuncu fark etmez. Elinizde ne renk varsa. Bu ipi taktıktan sonra yapmam gereken arka ilmeklerden bir sıra 12 sık iğne örmek. Şöyle. Önce bunu buraya bir tutturalım. Ve arkadaki ilmeklerden bir sıra bir 12 sık iğne örelim. Bir, iki, üç, dört, 5 6
7. Sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Şimdi bir de ön ilmeklerden, yani toplam hepsini beraber alarak bir sıra 12 sık iğne öreceğiz ve bitireceğiz. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Burada bir uzun ip bırakıyorum. Kesiyorum ipimi. Yine şu kısma bir miktar son olarak elyaf dolduruyorum. Tomurcuğumu kapatmadan önce. Sonra burada ipimi iğneye geçiriyorum ve burayı kapatıyorum. Onu da ön ilmeklerden alarak ve hafifçe şöyle çektirerek, gerdirerek bu kısmı yuvarlak bir şekilde kapatıyorum. Yine 6 tane aslında eksiltme yapmış oluyorum. İlmeklerin ikisini beraber aldığım için şu şekilde. Bunu da biraz sıkılıyorum. Sonra da şöyle düzeltiyorum. Birkaç kez içinden geçiriyorum. Bunu da kesiyorum. Geldik yaprak kısmına. Etek için yapraklar örmüştük. Onu biliyorsunuz. Aynı şekilde bunda da öreceğiz. Yine hani buradan bloğdan ördüğümüz ilmeklerin ön ilmekleri vardı. Oraya takıyorum ipimi. Buraya tutturuyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Ve buraya yine başında oluyorum. İkinciye batıyorum. Ve kalan tüm ilmeklerimi birer tane yarım trabzan yapıyorum. Toplamda bu çevreye 12 tane bu yaprakçıklardan yapacağız. Tutması biraz zor oluyor. Siz bir yere koyup örerseniz daha rahat edersiniz. Ben elimde ördüğüm için bir yere dayanma ihtiyacı hissediyorum. Bu ipi de saklayalım. Dediğim gibi toplamda 12 idi kenarı zaten. 12 tane bu şekilde alta zincirin üzerine yapraklar yapacağız. Aynı eteğinde olduğu gibi. Şimdi yaptıktan sonra hemen bir yanındakine batıyorum. Yine ilmek kaydırma ile kapatıyorum. Yine 6 tane zincir çekiyorum. Başında oluyorum. Ve yine her birine yarım trabzan yaparak bu kısmı örüyorum. Şu şekilde tüm kenarını gideceğim. Aynı şöyle gövdede olduğu gibi yapraklarını
tamamlayacaksınız. Bir sonraki videoda da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kolay gelsin.